Haftanın ikinci gününün sürprizi, mutfakta kayınvalideler vardı ve tavuklu volavan yaptılar. Bakalım kayınvalideler tavuklu volavan yapmayı başarabildi mi? Çok güzel kızarmış. Milföy güzel kıvamında duruyor. Yani kabarması kıvamında. Üzerinin peyniri güzel kızarmış. Bakalım nasıl? Tavuğu da kıvamında pişmiş. Çok güzel. Bunun üstü çok kızarmamış. Ama lezzetine bakacağım. Bunun üstü çok güzel kızarmış. Her şey yerinde olmuş. Bu da üstü kızarmamış ama lezzeti güzel. Milföyü güzel kabarmış. Tavuğu pişmiş. Güzel. Bunu da beğendim. Üçe doğru geldikçe beyazlaşıyor volavanlar. Bu hiç mi fırını görmedi? Ne oldu buna? Sevgili seyircilerimiz, zaten görüyorsunuz, olmamış. Tavuklar çok ilik almış, kızarmamış, kaşarı erimemiş bile. Olmadı. Üçüncü tabak olmadı. Milföy hamur kalmış. Zaten kabarmamış, çökmüş. Bu da olmamış. Ama en olmayan bu. Bu bundan bir tık iyi. Üçüncü tabak 1 puan. Dördüncü tabak 2 puan. 4 puan. Ve en güzeli olmuş 5 puan. Şimdi dördüncü tabak benden 2 puan aldı. Bakalım hangi kayınvalide 2 puan aldı? İki puan Serpil. Olmadı Serpil'cim, olmadı. 4 puanı bakalım hangi kayınvalidemize göndermişim? Puan. Nilgün. Helal olsun. Birinci tabak benden 5 puan aldı. Çok beğendim. Milföyünü, içini, tavuğunu, üstünün kızarmasını, her şeyini çok beğendim. Biliyorsunuz geçen sefer kayınvalideler yemek yaptığında Nagihan o gün topladığı puanlarla Seda'nın o hafta 5 bilezik kazanmasına vesile olmuştu. Şimdi bakalım bu hafta bu tabağın altındaki isim Nagihan mı? Bugün, bu hafta diyorum. Bugün yoksa Fatma mı? Beş puan. Fatma. Vay, Fatma'ya bak. Nagihan, ne yaptın Nagihan? Fırına mı sürmedin? Ne oldun? Unuttun mu Nagihan? Bembeyaz pişirmemişsin Nagihan.